Selam arkadaşlar, sizi bugün İngiltere'de Greenwich'te bulunan O2 adlı konser alanına getirdim. Fakat biz bugün konsere gitmeyeceğiz. Konser alanındaki alışveriş merkezinin içindeki 6 mutfağa sahip olan bir açık büfe deneyimi gerçekleştireceğiz bugün. Restoran adı neydi? Jimmy Grill, Jimmy Izgara. Jimmy Izgara'ya geldik arkadaşlar. İçerideki mottomuz ne olacak biliyor musunuz? Onlara arkadaşlar 20 pound ödeyeceğiz ama bizden para kazanmalarına asla izin vermeyeceğiz. Şimdi içeri girelim ve bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar burada böyle etli sebzeli bir yemeğimiz var. Evet. Bundan ne yiyeceğiz? Evet. Siyah sos, siyah şey soslu. Hocam bu da tavuk, yine tatlı bir tavuğa benziyor hocam. Yine kesinlikle sebzeli. Diğerine bakalım. Çıkın yeşil tayı köri. Oh be, köri soslu yeşil tavuk. Babaannemin en sevdiği. Hocam benim annem bundan sürekli yapardı biliyor musun? Aa, beslenme çantama koyardım hocam. Muhacirlara özel. Bu da kırmızı köri. Tayı köri, Tayland. Bu da tavuklu mu yoksa sebzeli? Hocam bu sebzeli hocam. Sebzeli tamam hocam. Hocam Mongolian. Hocam buna karides diyoruz galiba. Moğol karides. Sever misiniz hocam? Turkish karides. Bundan da deneriz hocam. Bu da Chinese chicken curry. Arkadaşlar bu da chicken curry'nin Çin versiyonu. Burada ne var arkadaşlar? Tofu var arkadaşlar. Acılı. Deneriz hocam. Burada mantarlı. Oyster soslu bir hocam, yemek var. Oyster kartla bağlantısı var mı? Hocam bilmiyorum ama aynı firma olabilir. Burada arkadaşlar artık vegetable'a geçtik yani sebze ürünleri var. Yanında da ablam basmati pilav oluyor galiba. Hocam burada ne var? Tavuk köftesi var hocam. Hocam çıkın barbekü soslu. Çıkın tavuk köftesi. Tabii tabii. Süper hocam, devam edelim. Bu da shepherd's pie ne diyeceğiz ki buna? Falan filan işte öyle böyle bir şey. Pie börek. Arkadaşlar bu da böreğimsi bir şeydi yani. Geçelim hocam. Hocam. Chicken with creamy. Aa tamam. Kremalı, kremalı tavuk, tavuk maşrumlu tavuk şey mantarlı. Çünkü bunu severim hocam ben. Evet. Hocam bu da midye, kremalı, yeşil, safranlı, daha kremalı. Daha önce denemiş miydin? Buna benzer denemiştim. Evet. Ben daha önce hiç denemedim hocam. Normal Türkiye'de midye denedim. Hemen gerekiyor. Dünyanın en midyesi. Bugün deneyeceğim. Bu da hocam bu da makarna. Makarna yok. Hocam makarna canımız çekmişti ha. Hocam, bayağıdır. Gider. Bir parça alırız hocam. O kadar çok çeşit var ki hepsinden yemek istediğim için. Evet. Zora karar vereceğim ama hepsinden yiyeceğim. Hocam devam edelim. Evet, evet arkadaşlar burada pulao rice adında şöyle sarı renginde bir pilav var arkadaşlar. Düz pilav arkadaşlar. Baharatsız, tatsız, tutsuz. Burada kadeli pener diye bir yemek var arkadaşlar. Hocam bir Indian, Hint havası alıyorum. Hocam şu an Indian mutfağındayız. Aa evet evet. Bombay potato. Arkadaşlar Bombay. Böyle bir sanki şehir ismi vardı Indiana ya. Bir de Bombay alkollü içecek var. Şehir var Bombay şehri. He öyle mi? Oradan kalmış demek ki aklımda. Hocam kurbağa çorbası. Hocam kurbağa bacağı çorbası. Kurbağa bacakları evet. İçinde. Daha önce denemiş ablam miydiniz? Ablam da kesiyor hocam. Ablam da çok hiç anti hijyen duruyor. Hocam sıkıntı kapara, yok. Kapara. Kuş bunu ne sevdiği. Severiz hocam. Hadi kapara. Bir kaşık tadına bakarız. Bu da balık körisi hocam. Hocam daha önce balık körisi denediniz mi? Hocam balık körisi şöyle. Hocam göster. Kıvamını görsün arkadaşlar. Tabii. Hocam kemikli galiba. Tabii tabii evet. Ondan belki denemeyiz hocam. Söz vermiyorum. Hocam her türlü. Hocam chicken curry. Bu da artık başka ülkenin. Yani evet. Indiana'nın. Hindistan'a evet. Özgü bir curry arkadaşlar. Tavuk curry. Devam edelim hocam. Chicken tikka masala bizim de bayıldığımız. Bu sostan sadece bunun sosunu alıp diğer yemeklere bandırabiliriz arkadaşlar. Chicken tikka masala. Biz arayıp da bulamadığımız açık bir şeyi bulduk galiba. Evet hocam orası burası. Bu nedir hocam? Hocam lamb. Bu da lamb. Kuzu. Bir şey. Arkadaşlar orada on the bone yazıyor. Kemikli evet. Dana eti hocam. Kuzu eti. Hocam ben sana bir şey diyeyim bari. Bence kamerayı kapatıp operasyona geçelim. Hocam babaanneniz veya dedeniz kuru fasulye yaparken içine et katar mıydı? Tabii. Salçalı mıydı? Tabii tabii salçalı. Salçalı dana et. Dana et. Tabii. Güzel hocam. Arkadaşlar bunlar da minimum tatlılar. Ya böyle tatlıların hani belki de size şu an güzel gözüküyor olabilir fakat bunların tadı tuzu yok arkadaşlar. Yani sadece görüntü diyeyim hocam ben size. Soğuk mezeler. Hocam soğuk mezelere bakalım. Şurada tatlılar. Bunlarda da alabiliyoruz değil mi hacı? Galiba. Devam edelim hocam. Hocam şimdi bunlar nedir hocam? Green jalapeno, acılı evet, turşu evet. Hocam. Kırmızısı aynısı. Kırmızısı aynısı güzel. Bu da salatalı jalapeno hocam. Salsa sos hocam. Tomato. Bu nedir hocam? Bu da salatalı jalapeno hocam. Salatalı jalapeno güzel. Bu da içinde avokado olan böyle değişik hafif ekşili evet, sos. Guacamole. Sizin de bildiğiniz gibi sarımlı. Guacamole. Hocam bu da tzatziki. Ama sour cream hocam. Oh be. Şu da
peynir arkadaşlar. Hocam peynir, halis mısınız? Kars kaşarı hocam. Kars'tan geliyor, Kars'tan geliyor. Söyleyin hocam. Chili con carne, bu da nasıl anlatıyorsunuz? Hocam... İçinde dana etinin olduğu kıyma formunda. Kremamsı böyle güzel bir şey. Bu diğeri nedir hocam? Hocam, chicken fajita yazıyor hocam. Evet, chicken fajita. Chicken fajita'nın özelliği nedir hocam? Chicken fajita'nın özelliği hocam, içine soğan ve biber giriyor. Bunu kavururken bunu özel sosundan içine katıp güzelce bir 46 derecede kavuruyorsun. 32 dakika ondan sonra bu kıvama geliyor. Meksika. Oh be. Yanındaki nedir hocam? Bu da hocam chili con carne, bunun vejetaryen versiyonu. He, içinde sweet corn görüyorum, mısır görüyorum hocam. Evet. Bu da süt mısır. O şey, wrap. O da tortilla wrap. Bunu işte içine koyduğun zaman hocam. Lavaş arkadaşlar. Tabii. Burada Japon bölümüne geldik galiba arkadaşlar. Sushi, evet. Çin bölümü de olabilir. Sushi çeşitleri burada. Pepperoni rose var. Soy sos var. Salatalı var. Zencefilli var. Wasabi var. Crispy maki var arkadaşlar. Bu da şu sos olması lazım. Bir de burada smoked salmon sushi var arkadaşlar. Somonlu. Devam et. Hocam tangi bota. Tangi bota. İneğin toynağından yapılıyor diye biliyorum ama tam emin değilim. Hocam bence bu buradaki çalışanların ayaklarıyla da. Oo, öyleyse o zaman bu güzeldir, baksana. Kir belli zaten. Tadı belli yani. Hocam şuradaki tırnak olabilir mi? Evet. Tırnak. Bak. Dananın tırnağı. Bak. Bu tam karşımızda duran şeyin de olabilir. Onun tırnağı da, o surat var onun. Hocam tırnağı eksik, kesin o adam hocam. Baş parmağında yok. Tırnağın sahibini bulduk, değil mi dedim hocam? Bunu hocam hatırladınız mı İran mutfağında? Popodam. Kuş yemeği, kuş şeyi gibi gelmişti, kuş yemi gibi. İran mutfağında. İran, evet. Bu açıda. Hiçbirimiz sevmemiştik. Bu da sokundu kardeşler. Bu da böyle kıtır kıtır böyle çips. Bak bak, hocam buraya bak. Gördün mü mesela, bu böyle bir şey. Bunun özelliği yok. Eline sağlık. Buradan çıkan sese de işte puri diyorlar. Puri oradan geliyor. Pani puri. Çana çat nedir hocam? Aa hocam, bu içinde şey var. Soğan var, kırmızı soğan. Nohut var, fasulye var. Nohut var. Nohut var benim anam babam. Burada zamazingolar var. Burada çok, ha orada var, burada var. Her yerde var ya. Hocam ne sosumuz var burada? Tatlı acı sos var hocam, sweet chili. Sadece acı sosumuz var, tatlı değil. Bu da tamarin çatni, ekmek çarşısı bilmiyorum. Naneli sosumuz, kıvama var. Severiz. Karışık pickle, karışık turşu sosu hocam. Vallahi güzel benziyor. Bu da mango'nun tatlı sosu hocam. Hindistan hocam. Bangladeş, Sri Lanka, hepsi kardeş. Normal ketçap mayonezi. Hocam istersen burada yemekleri tanıtarak zaman geçmez. Biz artık tabaklarımızı yapalım, yemek yemeye geçelim. Yoksa birazdan buradan kaşıkla, koydukları kaşıktan alıp yemeye başlayalım. Evet. Acıktık değil mi? Bayağı. O zaman hadi yiyelim. Let's go. Arkadaşlar, Ömer'in tabağı. Evet. Ömer, anlat bize tabağını. Şimdi tek tek hepsini anlatmayacağım. Tabağımda yaklaşık 10 çeşit farklı yemek var. Şu şöyle kuzu testisi ilk defa deneyeceğim. Kuzu bilduru. Yani benim midem geniş olduğu için benim için çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şu kurbağa bacağı, şu gördüğünüz. Şu gördüğünüz kurbağa bacağı. Bu Tayland usulü. Tayland usulü diyorlar, diğerini bilmiyorum. Ondan sonra... Şu... Bu fare kafası olabilir. Fare beyni, özür dilerim. Şu fare beyni. Bu da... Kuzu dalağı. Kuzu dalağı. Şimdi şöyle deyin, diğerleri öyle bildiğiniz tatlar. Bunlar şimdi değişik tatlar. Ben bunları deneyeceğim ve memnun kalacağımı düşünüyorum. O zaman sana afiyet olsun. Evet. Emel Hanım siz? Ben de Indian'la başladım açıkçası. Ama karışık oldu, gerçi Indian değil. Burada makarna da var, görüyoruz. Böyle domates gibi. Sonra bir de chicken tikka, benim için favorim. Ondan aldım. Bir de sweet sour chicken aldım. Hem böyle tatlı hem ekşi. Bir de mutfağı aldım. Böyle yani minimumda tutmak istedim çünkü daha çok fazla mutfak var. Hepsini böyle denemek istiyorsun. Hepsini denemek istiyorum. Seni çekebilirim hocam. Çek kanka beni. Arkadaşlar ben de değişik etler görünce dayanamadım, almak istedim. Şurada gördüğünüz standart chicken köftesi arkadaşlar. Şu arkadaşlar deve dili. Değişikti, bilmiyorum daha önce de yapılıyor muydu. İlk defa burada deneyeceğim. Onun dışında şu arkadaşlar karides. Karides curry, Indian usulü. Arkadaşlar bunlar da yengeç bacakları. Bu küçük şekilde küçük parça. Hamura batırıp kızartmışlar arkadaşlar. Onun dışında burada benim makarnam var. Biraz sebzeden uzak kaldığım için sisteklemek istedim tabağımı. Burada da patatesim var. Bu kadar arkadaşlar. Bak hocam, şu an bildur deniyorum. Şu an bildur deniyorum. Valla daha önce bildur yemediğim için
tadını başka bir şey ile benzeterek örnek veremeyeceğim. Ama tadı güzel ya. Hani böyle yediğin zaman kendini kötü hissetmiyorsun yani. Böyle hani sperm tadı falan gelmiyor yani. İçinde öyle bir sıvı, herhangi bir şey gelmiyor. Vitamin hissettin mi hocam? Vitamini ekmek çarpsın bilmiyorum. Onu yaptırdığım testler sonucu göreceğim. Şu an bu gördüğünüz de kurbağa bacağı. Onu da şöyle elimle. Kurbağa bacağı hani keşke daha önce deneme fırsatım olsaydı. Bunu beğendim. Şimdi ondan sonra enteresan olarak şeyi yedim bu arada, fare beynini yedim. Fare beyni şey böyle bir yavan, böyle bir kötü saman gibi bir tadı var. Bu o kadar hoşuma gitti. Onun dışında böyle enteresan olarak aynen şu anlık bu kadar. Kanka ben de şu deve dilini yiyeyim. Bir de yengeç bacağını yiyeyim. Ha, deve diliyle yengeç dilini. Arkadaşlar şu an deve dilini deniyorum. Böyle şey gibi tadı. Yaban tavşanı gibi tadı. Böyle evet. Avlanırken yaban tavşanı böyle arkadaşlar ormanda pişirirdik. Ona benziyor, böyle kuru gibi biraz. Yağsız. Evet. Develer bilirsin, develeri böyle biraz sarkar. Hani yağ evet. Olmadığından. Kuru ama çok tatlı değil. Yengeç bacağı hocam. Hocam içinde az da olsa et var. Evet. Hamur daha yoğun, sosu çok güzel. Güzel kızartmışlar. Bir yengeç bacağından daha fazlası diyorsun tat olarak. Kesinlikle daha fazlası. Bu da arkadaşlar karides. Bunu zaten biliyorsunuz. Sosu güzelmiş hocam. Karides köri. Hocam karides kabuksuz. Kabuklu. Vallahi. Kabuklu gidiyor hocam. Her türlü pişirdikten sonra. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Salih Bey? Hocam bu kadar. Şu an tabağımın tadını tamam. Çıkarmak istiyorum. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Tamam, ben de 33 saniye sonra tabağımı bitirip direkt ikinci tabağı alıyorum. Bu. Arkadaşlar birinci tabaklarımızı bitirdik. Ben deve dili, karides bacağı ve diğer zaten standart ürünleri beğendim. Şu an ağzımda kalan tat böyle daha yoğun bir acı tat var. Sosları genellikle acılı. Bu arada şöyle bir dedikodu var arkadaşlar. Indian yani Hindistan ve işte o yöredeki toplum kültürel olarak tavukları mesela bozulsa dahi yine de böyle bol baharat kullanarak onları tekrar yemek haline çevirebiliyorlar. Hani fazla masraf olmasın. Fazla atık olmaması amaçlı. Aklıma da gelmiyor değil. Bu kadar acı, bu kadar baharat. Acaba gerçekten bu tavuklar da bozuk mu? Bu et ürünleri bozuk mu? Emin değilim. Ama akşam eve gittiğimizde karnımız eğer ağrıyorsa bir sıkıntı olabileceğini düşünebiliriz. Onun dışında ilk tabağımız bitti. İkinci tabağımıza doğru yola çıkacağız. Emel Hanım siz bir şey söylemek ister misiniz? Minimalde tutulmuş minimumda. Şu an bayağı bir böyle %10 falan doydum. O yüzden bütün diğerlerine yer olduğu için. Evet. Özellikle Mexico'da bu sıfı bekliyorum. Takoyu kendimiz yaratıyoruz falan. Onu bir yükseldim. Evet. O yüzden iyi gidiyor benim için. Ama şu an tavukları çok beğendim söyleyemem. Böyle taze gelmedi bana. Anladım. Tamam. Ömer Bey? Benim için şu an muazzam gidiyor. 10 numara şu an ikinci tabağı yemek için sabırsızlanıyorum. Let's go. Haydi. Öncelikle içecekten bahsedeyim. Görüntü olarak şahane duruyor tavşan kanı gibi. Ama tadı bir boka benzemiyor, affedersiniz. Allah affetsin. Tamam mı hocam? Yine çok çeşit var. En az 10-12 çeşit var. Ama böyle spesifik olarak isim söyleyebileceğim bir şey yok. Bir önceki yemekler gibi. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Böyle yani. Arkadaşlar benim de ikinci tabağım. Fazla dolduramadım çünkü geriye kalan bölümde kendime uygun yemekleri seçmekte biraz zorlandım. Fakat yine de gördüğünüz gibi hafif de olsa dolu bir tabak sayılır. Bu tabağı bitireceğim. Tabakta öyle enteresan bir şey yok. Tabağı bitirdikten sonra ise orada bizim için bekleyen şeflere özel yemekler yaptıracağız arkadaşlar. Daha ne yaptıracağımıza karar vermedik ama şu tabakları bitirelim, hemen göstereceğiz. Hanım, ikinci tabağınız hakkında bilgi vermek ister misiniz? Ben o kadar karıştırdım ki yani hem Japon, hem Hint, hem İtalya, Meksika'da. Dörtte bir arada oldu. Yani mesela tortillanın üstüne mint sos döktüm. Falan böyle sushi bir yandan tortillalı şey. Bir yandan pizza, bir yandan garip soslar falan derken çok karıştırdı. Bilmiyorum ne olacak. Sonumuz hayırlı olsun. Bu tabaktan sonra bir tabak daha gidebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yok, bu tabak bile bitemez muhtemelen. Ama bu tabak sizin son tabağınızsa bence sizden para kazanmış olurlar. Olabilir ama bir tatlı için böyle bir %5'lik bir boşluk bırakmak istiyorum. Tamam, güzel. Senden para kazanacaklarını düşünmüyorsun değil mi kanka? Asla. 4 kat zarar. Peki şu an biz ne kadar zarar vermişizdir? Şu an ben giriş, sonra ödeyeceğimiz para kadar yedim. Bunun üstü dükkana zarar yazar.
Hocam ben de giriş kadar olmasa da bir tabakta girişi yakalayıp aynı zamanda geçme aşamasına geçeceğimi düşünüyorum. Afiyet olsun. Ben ama kötü haliyle ilk yemeden önce şey etmem lazım. Emel Hanım, siz tatlı bölümüne geçmişsiniz. Peki bu tatlı bölümü hangi ülkeye ait? Onun hakkında bir fikriniz var mı? Bu bence karışık yani. Cheesecake yani. Amerika. Amerika, aynen. Brownie de işte İtalya falan, İspanya. Olabilir. İtalya gibi, Fransa falan. Sonra bir de lokma tatlısı gibi bir şey vardı. O sanırım Türkiye'den. O sanırım Hint'ti. İsmi Hinçe'ye benziyordu. Evet. Onu direkt çıkarmak zorunda kaldım. Çok kötü oldum. Hiç çok şey şerbetliydi. Onun dışında öyle çikolata döktüm üzerine. Yiyeceğim bakalım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ömer Bey, evet, çok özel bir soru sormam lazım. Evet. Şu an burada 3 tane tabak var. Bunu bana açıklayabilir misin? Evet, şu ikisi benim. Şurada 2 çeşit. Şurada da 4-5 çeşit yemek var. Bunu işte pişittirdik. Steak. Aynısı bende de var. Steak, aynısı sende de var. Onun dışında diğerleri de daha önceki tabaklarda tadıp beğendiklerimi aldım. Tekrar yemeye devam ediyoruz. Elhamdülillah. Hocam afiyet olsun. Thank you very much. Arkadaşlar ben de artık çeşitlilik anlamında farklı şeyler bulamadığım için aynı ürünlere geri döndüm. Yine deve dili aldım. Yengeç bacağı aldım. Bu da dana eti ızgara. Bu da makarna arkadaşlar. Bu şekilde afiyet olsun cümleten. Ömer Bey lütfen bana bu yediğiniz 4 tabak hakkında çarpıcı yorumlarınızı yapar mısınız? Evet, şimdi öncelikle şu gördüğünüz steak. Steak'in en kalitesiz yerinden seçildiği için az pişmiş olsa bile kopmuyor, lastik. Bak. Bak görüyor musun? Lastik, bak bu lastik yani. İki tarafını tut böyle çek, yine kopmaz. Yani lastiği yağ atıp kızartmışlar. Aynen öyle. Lastiği yağ atıp kızarsan bence daha yumuşak bile olabilir. O yüzden bir puanı buradan kırıyorum. Sonunda söyleyeceğim, başta söylüyorum. 10 üzerinden 9 diyorum. Geri kalan yediğim yemeklerin hepsi çok güzeldi. Ve yemekleri yemeden önce Salim video çekerken ben tek tek bütün kapakları açıp yemekleri gösterirken de ekstra yemekleri aşerdiğim için, ekstra orada tahrik olduğum için o yüzden de bana çok güzel gelmiş olabilir. Ben çok beğendim. Bir de sevdiğim mutfaklar vardı. Başta Hindistan olmak üzere. O yüzden 10 üzerinden 9. Bu steak güzel olsaydı 10 üzerinden 10 yine vermeyecektim. Çünkü yarın öbür gün daha iyi bir mutfak çıktığı zaman ona kaç puan vereceğiz. Sonuç olarak 10 üzerinden 9. Aziz Allah. Emel Hanım siz? Ben de memnun pek kalmadığım gibi oldu. Indian'la başladım öncelikle. Orada da böyle bir tek çıkı tıkayı sevdim bir tık. Ama onun dışındakiler bayağı böyle bana şey geldi yani, taze gelmedi, bayat geldi. Çok zevk almadım. Ama ikinci tabağımda Meksika'ya yöneldiğim için o taco falan içine koyduğum şeyler falan bayağı bir hoşuma gitti. Taco'yu sevdim. En son olarak da tatlıyla bitirdim. Ama tatlıdan da o çikolatanın tadı falan bayağı bayağı böyle yani dandik olduğu belliydi, ucuz olduğu belliydi. O yüzden hiç tat almadım. Hiç sevmedim. Genel olarak puan vermem gerekiyor mu bilmiyorum. Yani eğer varsa bir puanın. Puanım mesela 0 da verebilirsin. 4. 4. O evet. Kadar tatmin hadi etti seni. Hadi o kadar şey etmeyelim. Kanka, kırmayalım. Çok kırmayalım. Puanımı değiştirmek istiyorum. İçeceği unuttum. Mesela bu içecek görüntüne kadar güzel bir gözükse. Tamam, sonuçta bu taze sıkma olmamasına rağmen yine kartondan da yani çok daha iyi olabilirdi. O yüzden buradan da bir puan kırıyorum. Puanı 8'e düşürüyorum hocam. Ben bir puan daha kırabilir miyim? 3 demek istiyorum. Kıramaz hocam. Zaten 4 verdi. Yasak ama. Kıramaz. Yeter. 4 verdi. Çünkü neden? Neden? Baktım söylemeyeceksin. Sorman lazım galiba diye düşündüm. İçinde tak yani tako ya. Çok fazla yani. 3 puan tako. Sebebi ne biliyorum. Yani bir takoya 4 puan verilmez herhalde diye düşünmüş. Takoya 3 puan veriyorum dedi. Şimdi tako dışında hiçbirini beğenmediyse bir takoya verilmez. O zaman 2 puan. Ben hiçbirini beğenmedim dedi. 2 puan. Çeşme suyunu beğendin galiba. O da hiç beğenmedim. Oradan da kırması lazım bir puan. Biraz beğendim. Oradan da bir puan kırman lazım. 2,5'dan 3. Kremberi juice'u da şekerli olduğu için ağzım böyle tatlandığı için derim. Boğazın acımıyor değil mi? Boğazın acımıyor değil mi? Evet, değil. Yani sonuç olarak 10 üzerinden 0.5 mu ne? 10 üzerinden 2.5'tan 3 diyeyim. Öyle. Tamam, okey. Kanka sana kamerayı tutam. Evet arkadaşlar, videonun açılışında da söylediğim gibi 6 farklı artık ülke mutfağı diyeyim ben size. Daha önce denemediğim Amerika mutfağı olsun. Ondan sonra Japon mutfağı. Ben yakın şeyler denedim ama direkt Japon mutfağına gitmedik herhalde, hatırlamıyorum. Kore'ye gittik, vallahi ben de Tayland'a gittik ama Japon, Amerikan öyle denememiştik. Indian, Chinese, onun dışında diğer ürünleri denemiştik arkadaşlar.
şu an burada şöyle bir şey var. Burası benim gittiğim diğer restoranlardan biraz daha kapsamlı bir restoran. Zaten mutfak sayısından da anladınız. Ürünler o kadar farklıydı ki. Yani benim damak lezzetime uyuması için bir zaman geçmesi gerekiyordu. Alışmam gerekiyordu. Çoğu ürüne alışamadığım için şu an mesela iki tabak veya üç tabak daha yiyebilirim ama gidip de orada almak isteyecek kadar hiçbir ürünü çok beğenmedim yani. Öyle söyleyeyim size kısacası. Bu arada deve dilini beğendim. Buradan yemediyseniz hepinize öneriyorum. Deve dili... Kuzu taşı da fena değil. Kuzu taşı da iyiymiş. Deve dili 3 tabağımda da vardı arkadaşlar. Çünkü ona bayağı beğendim yani. Ona notum iyi olacak. Onun dışında arkadaşlar denediğim diğer ülkelerin ürünleri standart veya standartın bir tık altıydı. Geldiğime pişman değilim. Değişiklik oldu. Güzel şeyler denedik. Güzel şeyler gördük. Burada hiç yemediğim kurbağa bacağı ve tavuk deve dili iyiydi. Meyve suyu Ömer'in de dediği gibi arkadaşlar geldiğinde dedim keşke su mu söyleseydik. Sonra su geldi dedim iyi ki bunu söylemişiz. Su daha beter yani bundan. Yani puanım tüm bunları ele alınca galiba arkadaşlar deve diline sadece 2 verebilirim. Yani başka hiçbir şey yok. Evet. Her şey yenilebilecek kıvamdaydı. Fakat benim galiba bakış açım biraz farklı. Ben galiba gerçekten güzel lezzet ve kalite aradım. Her şey yenilebilecek seviyede ama o lezzet o kalite de mi? Hayır. Öyle starlı bir hani yıldızlı bir restoran değil arkadaşlar. Sadece düz hani esnaf lokantası gibi lezzetli de değil. Sadece düz karın doyurmalık yemekler arkadaşlar. 10 üzerinden 2 veriyorum. Okay. Kapatıyorum hocam. Hocam kapat. Hocam elinize sağlık. Hocam.